Ve yangınlar Yunanistan'da da, komşu Yunanistan'da da devam ediyor. Yunanistan'ın Rodos adasındaki orman yangını kontrolden çıktı. Alevlerin otel bölgesine ulaştığı ifade edildi. 3500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Şimdi Atina'ya bağlanacağız. Karşımızda CNN Türk Atina temsilcisi Yorgo Kırbaki var. Yorgo, nedir Yunanistan'daki son durum? Böyle başlayalım. Kaan, Şövalyeler Adası olarak da bilinen Rodos'ta salı günü akşam saatlerinde başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı, tüm şiddetiyle devam ediyor. Adanın ortasında ve güneyinde 3 ayrı bölgede devam eden yangın, şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle giderek daha geniş alanlara sıçrıyor. Alevler bugün Rodos'un en turistik beldeleri arasında bulunan Lindos ve Kalafia'ya ulaştı. Bu iki beldede çok sayıda yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı. Rodos'ta 6. gün bugün 6 gündür devam eden ve çok sayıda turistik tesis, ev, iş yeri ve aracın ve binlerce dönüm ormanlık arazinin kül olmasına yol açan yangının yol açtığı hasar kestirilemiyor. Ormanlık arazide başlayan ancak dün yön değiştirip Rodos'un güney sahillerine doğru, yani denize doğru yayılan yangın nedeniyle binlerce ada sakini ve turist tedbir amaçlı alevlerin tehdit ettikleri noktalardan uzaklaştırılıyor. Polis kaynaklarına göre bu sayı 19 bin kişi civarında. Polis kaynakları Yunanistan'da bir yangın nedeniyle gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonundan söz ediyorlar. Yangın bölgelerinden uzaklaştırılan turistler spor ve toplantı salonlarıyla okul ve iki yolcu gemisinde geceliyorlar. Yunan Dışişleri Bakanlığı, yangın nedeniyle seyahat belgelerini kaybeden yabancı turistlerin ülkelerine dönebilmeleri için adada bir kriz masası kuruldu. Adada halen 200 bin civarında Yunan ve yabancı turist bulunduğu tahmin ediliyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün Yunanistan'a gelen 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı bugün yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Rodos Adası'na gitti. Adada ayrıca 8 Yunan ve 1 Hırvat uçağı da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Türkiye 2 uçaktan başka bir helikopteri de Yunanistan'a yangın söndürme çalışmaları için tahsis etti. Başbakan Kyriakos Mitsotakis de sosyal medya hesabında Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye diye yazdı Kaan. Peki, Yorgo çok teşekkürler. Yorgo Kırbaki bize komşu Yunanistan'daki detayları aktardı.